Efendim, öncelikle şuradan başlayalım. Şimdi Millet İttifakı'nın adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor. Millet İttifakı'nın adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci turda nasıl bir oy potansiyeli sergilemesini bekliyorsunuz? Biliyorum siyaseten birinci turda bitecek diyorsunuz ama bıçak sırtı geliyor bütün araştırma sonuçları da. Siz ne dersiniz? Şimdi biz bunu niçin söylüyoruz? Çünkü sadece bugünün fotoğrafına değil, bir de trendlere bakıyoruz. Yani trendlerde Sayın Kılıçdaroğlu'na ve genel anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ki bizlerin de beraberce tek listeyle girmemizle beraber destek sürekli artıyor. Yani trend artış yönünde. Dolayısıyla her ne kadar bu fotoğraf olarak çektiğinizde, aralarda baktığınızda böyle bıçak sırtı görünen dönemlerde yaşamış olsak da artık bundan sonraki süreçte birinci turda biteceğini daha rahat görmeye başladık. Ama tabii ki seçimdir. Her seçimde vatandaşlarımızın son dakikada tercihleri şekillenebilir. Bazı vatandaşlarımız gerçekten son güne kadar bekliyor. Hatta o oy kabininde kararını veriyor. Onun için arzumuz ve hedefimiz birinci turda bu işin bitmesi. Çünkü trend sürekli yükseliyor. Biz trendlere bakarak bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Alanınız, uzmanlığınız ekonomi olduğu için bunu soracağım. Şimdi Türkiye siyasi tarihinde ekonominin kötü olduğu her dönem aslında iktidarı götürmüş. Hatta baraj altı bıraktığı 2002 gibi örnekler de var. Fakat nedense AK Parti'nin oy oranına bakıldığında halen birinci parti olma konumunu koruyor. Sizce AK Parti'nin bu konudaki sırrı nedir? Daha önceki dönemlerde hani tencere kaynamayınca iktidar düşer denirdi. Doğru bir tespit. Ekonomi kötü olunca, krizler olunca hükümetler değişir idi. Ama şu anda Sayın Erdoğan'ın yıllardır bütün medyayı kontrol altına alma çabası ve bunu da bir ölçüde gerçekleştirmiş olması, dezinformasyon mekanizmalarının kurulmuş olması, düzinelerce troll ordularının kurulmuş olması, olanı biteni daha farklı vatandaşımıza anlatmakla ilgili bir ellerine imkan vermiş durumda. Ve üstelik hiçbir dönemde, daha önceki bahsettiğiniz dönemlerde devlet imkanları iktidarın lehine kullanılmıyordu. Yani devlet imkanı dediğimiz örneğin TRT, değil mi? Yani TRT'de işte geçenlerde istatistiği yayınladılar. Sayın Erdoğan'ın toplam 32 saat canlı yayında vermişler. Sayın Kılıçdaroğlu'na 32 dakika vermişler. Yani 60'ta 1. Düşünebiliyor musunuz? Yani başa baş yarışan ve kazanma ihtimali şu anda çok daha yüksek olan bir cumhurbaşkanı adayına bir dakika ayırıyorsa TRT, diğer adaya 60 dakika ayırıyor. Dolayısıyla böylesine devlet imkanlarının hoyratça kullanıldığı, iktidar partisinin lehine kullanıldığı bir dönem de Türkiye yaşamamıştı. Dolayısıyla yani geçmişle mukayese edilirken bu gerçekleri de görmek zorundayız. Onun için ben hep söylüyorum, demokrasi sadece seçimden seçime çalışan bir sistem değil. Demokrasi aynı zamanda iki seçim arası özgür basınla, sivil toplumla, istişareyle ülkeyi yönetme modelidir. Dolayısıyla demokrasi şu andaki hükümetin aklında işte seçimden seçime giderim, oyları cebime koyarım, bir daha da arkamı dönüp bakmadan bir sonraki seçime kadar kafama eseni yaparım. Böyle bir yönetim zihniyeti var, tarzı var, bunu da biliyoruz ama bu artık değişecek. Yani değiştiğinde inşallah pazar günü akşam sandıklar açıldığında, sonuçlar açıklandığında hep beraber göreceğiz. Şimdi, bu bir pembe tablo değil, bu gerçek bir hedef. Ben tabii biliyorsunuz daha karamsar oluyorum genelde. Öyle olmakta büyük fayda var. Yani biz hesabımızı olumsuz tabloya göre yapalım. Yani tedbir alalım, çalışalım ki bir rehavet olmasın. Bizim de teşkilatlara söylediğimiz asla diyoruz. Yani nasılsa bu iş bitiyor, birinci turda alıyoruz diye bir rehavete girmeyin. Son güne kadar kapı kapı dolaşın, sokak sokak, cadde cadde dolaşın ve boşluk bırakmayacak şekilde çalışalım ki bir aksama olmasın, şu anda hedeflediğimizin gerisine düşmeyelim. Tam bunu söylediğiniz için sizce bu yarışta masadaki diğer tüm partiler, Deva Partisi gibi tüm güçleriyle sahada Kılıçdaroğlu'nu seçtirmek için çalışıyorlar mı? Tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu ortak adayımız. Yani bizim Millet İttifakı'nın bir başka adayı yok. Yani biliyorsunuz 2018'de öyle değildi. Millet İttifakı kuruldu ama herkes ayrı ayrı adaylarla seçime gitti. Dolayısıyla bir rekabet de söz konusuydu. Şu anda partiler arasında rekabet değil, tam bir işbirliği söz konusu Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçilmesiyle alakalı. Ama ikinci pusulada bir miktar rekabet var. Yani o da siyasetin tabiatında. Yani birinci pusulada işbirliği var, ikinci pusulada bir tatlı rekabet var, öyle diyelim. Efendim açık soracağım. Millet İttifakı iktidar olursa APO'yu serbest mi bırakacaksın? Bu tamamen şu andaki iktidarın ve ellerindeki propaganda makinasının ürettiği bir yalan. Çünkü zaten
hukuki açıdan baktığınızda hükümetlerin böyle birisini hapse atma, birisini hapisten çıkartma yetkisi yok. Biz ülkenin yürütme organına talibiz. Yani hükümete talibiz. Yargı olma diye bir talebimiz, hedefimiz de yok. Dolayısıyla bu kararlar yargının kararıdır. Yani bir insanın tutuklu yargılanması, hükümlü olması ya da tahliyesi ya da beraati, bunların hepsi bağımsız ve tarafsız yargının kararlarıdır. Dolayısıyla kim iddia ediyorsa ki işte bunlar gelecek, şunu yapacak, bunu yapacak, bunlar külliyen yalan. Çünkü bu konular tamamen bağımsız, tarafsız yargının yetkisindeki hususlardır. Efendim, seçim güvenliği endişeleri de bir yandan devam ediyor. Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun polis memurları, jandarmalar eliyle, valilikler ve kaymakamlar eliyle ıslak imzalı tutanakları toplamak istediği, ayrıca bir seçim sonucu yönünde bir hazırlık yapıldığı iddiaları var. Seçim güvenliği 14 Mayıs gecesi için ne dersin? Şimdi benim takip edebildiğim kadarıyla, ki maalesef dakika dakika takip edemiyorum çünkü şehir şehir dolaşıyoruz bütün Türkiye'yi, ilçe ilçe. YSK bu talebi reddetti. Hatta uygulama kararını da yasakladı. Yani YSK'nın bu kararından sonra İçişleri Bakanlığı'nın bu tür çalışmalar yapması artık hukuksuzdur, illegaldir. Hukuku uygulamakla sorumlu bir bakanlığın kendisinin hukuksuzluk içinde olmasını biz beklemeyiz, yanlış buluruz. Burası da Sivas efendim. Sivas bu mitinglerin en riskli olanlarından biri olarak da hep bugüne kadar altı çizildi. Şu dakikalara kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmamış görünüyor ama Sivas'a özel bir mesajınız var mı? Sivas aslında tarihimizde ve coğrafyamızda çok önemli yeri olan bir il. Fakat Sivas'ın şöyle bir son yıllardaki durumuna bakarsanız, Sivas sürekli kan kaybeden bir ilimiz. Sürekli bir göç var. Yani merkez nüfusuna bakın. Merkez nüfusunun aşağı yukarı %15'i, kabaca söylüyorum, üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Dolayısıyla bu kadar hani üniversiteler olmasına rağmen, çok sayıda üniversite öğrencisi olmasına rağmen yine de göç veren bir şehrimiz. O da ağırlıklı olarak ekonomik ve sosyal koşulların kısıtlı olmasıyla alakalı. Yani özellikle gençler ekonomik ve sosyal imkanların zayıf olduğu illerden, bu imkanların daha rahat olduğu illere doğru imkanları varsa, fırsatları varsa gidiyorlar. Önemli olan Sivas'ta yaşayan vatandaşlarımızın Sivas'ta rahat bir geçim imkanı bulması. Sivas'ta yaşayan vatandaşlarımızın Sivas'ta o istediği yani sosyal, kültürel ortamı bulabilmesi. Zaten bizim de hazırlıklarımız bütün bu konularda, tüm Türkiye coğrafyasında sosyoekonomik gelişmişliği artırmak ve bölgeler arası kalkınmışlık farkını da gidermek. Politikalarımızın özünde de bu var. Dolayısıyla Sivas bundan sonraki süreçte o hak ettiği ilgiyi, hak ettiği yatırımı, hak ettiği istihdamı sağlayacaktır. Çünkü özel çalışmalar gerekiyor. Yoksa kendi halinde bıraktığınızda o dengeyi sağlayamıyorsunuz. Yani bölgeler arası farklılıkları giderme ve denge sağlama bir hükümetin aynı zamanda en önemli görevlerinden birisi, bizim de en önemli hedeflerimizden birisi. Son olarak efendim, siz söz konusu olunca DEVA'nın ekonomi yönetiminde söz sahibi olacağı bekleniyor. Hangi bakanlık DEVA Partisi'nin olacak? Şimdi biz bakanlıklar söz konusu olunca paylaşma ifadesini hiç kullanmıyoruz. Ne diyoruz? Beraberce, birlik beraberlik içerisinde bu ülkeyi yöneteceğiz. Ortak akılla, istişareyle yöneteceğiz diyoruz. Dolayısıyla burada bir paylaşım ifadesi asla söz konusu olmaz. Kullanmak çok yanlıştır. Aynı zamanda biliyorsunuz 6 genel başkandan oluşan bir istişare ve uzlaşma mekanizmamız var. Bunu ortak cumhurbaşkanının adayımızı belirlediğimiz günde de ilan etmiştik. 12 maddelik o ortak yönetim modeli. Burada da bunları açık açık yazdık. Dolayısıyla DEVA Partisi sadece ekonomide değil, konu sağlıkta olsa, eğitimde olsa, dış politikada olsa, güvenlikte olsa bütün önemli kararların şekillendirme aşamasının ve istişare aşamasının zaten içinde olacak. Ben genel başkan olarak, DEVA Partisi'nin genel başkan olarak her türlü önemli kararın zaten bir parçası olacağım. Dolayısıyla hani partiler arası, partilerin şu alanda yoğunlaşsın, bu parti bu konuya baksın diye bir görev ayrımı da doğru bulmuyorum. Çünkü bizim bir kolektif sorumluluğumuz var. Yani kolektif sorumluluk ne demek? Yani bizim DEVA Partisi olarak kurulacak hükümetin hukukta ve adalette de başarılı olması ile ilgili sorumluluğumuz var. Eğitimde de başarılı olması ile ilgili sorumluluğumuz var. Dış politikadaki itibarımızla ilgili de sorumluluğumuz var. Dolayısıyla bakanlar nihayetinde bu ortak politika metninin
2300 maddelik ortak politika metninin uygulamasından sorumlu olacaklar. Genel çerçeve zaten 6 genel başkan ve 6 siyasi parti tarafından zaten çizilmiş durumda. Burada daha genişletmek gerekiyorsa, bazı konularda yeni bir şeyler yapmak gerekiyorsa ve bu konularda önemli kararlarsa, önemli kararlar zaten bizim 6 genel başkandan oluşan o istişare sistemimiz içerisinde görüşülecek, konuşulacak ve inşallah sadece birleşe kazanmayacağız seçimi. Seçimden sonra da bir olarak, beraber olarak istişareyle, ortak akılla ülkemiz için en iyi sonuçları getirecek bir icraat içinde olacağız. Bir uygulamanın içinde olacağız. Bunun için de şimdiden hazırlanıyoruz. Yani biliyorsunuz, bizim hep söylüyordum ya, daha önce sizlerle yaptığımız buluşmalarda da bahsediyordum. 5N1K'dan gidiyorum hep. Nasıl ortak cumhurbaşkanı adayımızı, yani kim sorusunu bütün hazırlıkları yaptıktan sonra açıkladıysak, şimdi bakanlar ve bürokrasiyle ilgili isimleri de o ortak politika metni, yapılacaklar listesi, eylem planları, bütün onları tamamladık, açıkladık. Şimdi de bunları kim yapsın sorusuna geldik. Yani cumhurbaşkanı adayımızla ilgili kim sorusunu şimdi bugün için ne yapıyoruz? Bakanlar kim? Üst düzey bürokrasi kim sorusunun cevabını da seçimlerden hemen sonra göreceksiniz, duyacaksınız. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ederim.